Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper şahane bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyoruz? Yayınlarımızda izleyicilerimizin gözüne hoş gözükecek ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak çok güzel iki eklenti inceleyeceğiz ve bunun kurulumunu ve ne işe yaradığını detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir şekilde şu eklentilerden bahsedeyim size. Eklentilerden biri, yayınlarınızda müzik dinlerken izleyicilerimiz bize sorarlar. Ne müzik dinliyorsun? Bu müziğin adı ne? Bu müziği kim söylüyor gibi birçok soruya maruz kalıyoruz. Ve bu sorunun cevabını aslında ekranda, overlay'imizde izleyicilerimize gösterebiliriz. Bunun için bir Spotify eklentisi kurulumunu ve nasıl kullanıldığını göstereceğim sizlere. Bir ikincisi de Discord eklentisi göstereceğim. Bu Discord eklentisi nedir? Mesela yayınınıza bir arkadaşınızı misafir ettiniz veya bir misafiriniz var, onunla sesli konuşuyorsunuz. Sesli konuşurken kiminle konuştuğunuzu onun nickiyle beraber ekranın sağ, sol, üst, alt, herhangi bir yerine koyabileceğiniz şahane bir eklenti. Aynı zamanda Discord sunucunuzdaki istediğiniz bir kanalın chatini de yayın ekranınıza koyabiliyorsunuz. Bu eklentiyi de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve bunların tamamen kurulumunu ve tüm özelliklerini sizlere anlatacağım. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi, tıklamayı unutmayın. Aklınıza gelen her soruyu, her takıldığınız şeyi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da açıklama kısmında bulunan Discord kanalımızın linkiyle Discord'umuza katılıp bana özelden veya Discord kanalımız, serverımızdaki kanallardan yazarak her türlü soruyu cevaplayabilirim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce sizlere Spotify eklentimizle. Evet arkadaşlar, öncelikle Spotify eklentimizle eğitimimize, tanıtımımıza başlayalım. Spotify eklentisi için spotify.aidanwellis.co.uk adresine giriyoruz. Bu adreslerin hepsini sizlere açıklama kısmında ekleyeceğim linklerini. Oradan rahat rahat ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi siteye girer girmez bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda diyor ki bize Login with Spotify. Biz direkt Login with Spotify diyoruz. Böyle bir sayfa geliyor. Bu gelen sayfada ne yapıyoruz? Your user ID is diyor. Şu user ID kısmımız bizim. Bu user ID'yi kopyalıyoruz. Sonrasında get a now playing widget for your stream. Widget'ı yayınınıza eklemek için buraya tıklayın diyor ve buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman bize böyle bir sayfa çıkartıyor. Bu sayfaya, şuraya aldığımız o demin kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz ve Enter'a tıklıyoruz. Enter'a tıkladığımız zaman Chrome bize şöyle bir uyarı veriyor. Bu verdiği uyarı da şurada gördüğünüz gibi HTTPS now playing aidanwellis.co.uk bıt 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 sonunda da kodu var. Burayı şöyle alıyoruz ve burayı kopyalıyoruz. İnşallah şu 5'i de kopyalamıştır. Niye o mavi olmadı anlamadım. İnşallah kopyalamıştır. Neyse. Sonra OBS'imizi açıyoruz. OBS ekranımıza geldik. Hemen kaynaklar kısmına sağ klik yapıp ekle diyoruz. Ve buraya tarayıcı ekle diyoruz. Buraya da diyoruz abi ne diyelim? Spotify. Tamam dedik. Hemen buraya o linki yapıştırıyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir alan geldi. Sonra Spotify'ımızı açıyoruz. Ben hemen mesela şuradan diğer ekrandan Spotify'da bir müzik açacağım şimdi. Herhangi bir müzik açacağım. Müziğin sesini kısalım da telife girmesin. Evet abi, tıkladık şu an ve gördüğünüz gibi Spotify'da çalan müziğimiz buraya geldi. Bunu istediğiniz şekilde küçültün, büyütün, istediğiniz yere ekleyin. Yani istediğinizi yapabilirsiniz buna. Hemen bakın şarkı değiştiriyorum. Parçayı değiştirdim. Tıkladım. Tabi 5-6 saniye gecikmeli geliyor. Şu an bakıyorum hatta ne kadar sürecek. Parçanın 10. saniyesi. 12, 13, 14 saniye. 14 saniyelik bir fark var. 14 saniye sonra geliyor. Gördüğünüz gibi bu tamamdır. Bunu hallettik. Bunu şu köşeye koyduk. Sıra geldi Discord eklentimize. Hemen Discord'umu açıyorum. Discord'um kapalıymış. Discord'umu yan ekranıma aldım. Sonrasında bu Discord eklentimiz içinde kullanacağımız sayfa, buna tamam deyip kapatabilirsiniz. Artık burayla hiç işimiz yok. Sonrasında Discord için kullanacağımız streamkit.discordapp.com/overlay sitesi. Bu siteye giriyoruz. Girdiğimiz anda önümüze çıkan sayfa bu. Burada diyoruz ki biz bunu neye kuracağız? OBS'e kuracağız değil mi? Biz bunu OBS'e kuracağımız için install for OBS diyoruz. Zaten direkt görüyorsunuz.
Discord'um şu an bilgisayarda açık olduğu için burada direkt benim Discord'umu gördü, server'ımı gördü. Hangi Kozmos? Bu arada Hangi Kozmos Discord'umuza hepinizi bekliyorum. Yayınlarla alakalı, OBS ayarlarıyla alakalı her türlü soruyu bana Discord'dan ulaşarak, özelden yazarak ulaşabilirsiniz. Server'ımıza da katılarak bizim ailemizi çoğaltıp, büyütüp bize destek olursanız çok 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 inanılmaz süper über mutlu olurum. Çünkü Twitch'te daha yeniyim, büyümeye çalışıyorum. Eğlenceli güzel yayınlarımız oluyor. Hafta içi her gün 9-12 arası yayın açmaya çalışıyorum. Ama normal bir iş hayatım olduğu için de bazen ufak tefek ekmeler oluyor. Onu da kusura bakmıyor kimse ama gayet eğlenceli, mükemmel, güzel bir yayın hayatımız var açıkçası. Çok büyük olmasak da ufak, kendi çapımızda çok güzel eğleniyoruz. Şimdi Discord'umuzda hemen ne yapıyoruz? Mesela buradan Hangi Kozmos benim. Burada diğerlerini de görebiliyoruz. Hani server'ında bulunduğunuz tüm Discord kanallarını, tüm Discord serverlarını burada görüp bunu ekleyebiliyoruz. Biz Hangi Kozmos'u ekleyeceğimiz için invite channel, bunu da işte evet sohbet muhabbet diyelim. Yani sohbet muhabbet kanalımıza herkesi davet edeceğiz veya buraya bir davet linki oluşturmak istiyoruz. Bunun için abi bunu yaptık. İşte buradan bütün background color, renk ayarlarını vesaire her şeyi yapabiliyoruz. Bunu da kullanmak için gördüğünüz gibi burada bir linkimiz var. Bunu komple alıyoruz. Yine aynı şekilde ekle deyip tarayıcı diyoruz. Hop, yanlış yaptık. DC diyelim buna da. Buraya da abi hemen kopyala yapıştır yaptık. Gördüğünüz gibi burada işte kaç kişi online, Discord sunucumuzun davet kodu, ondan sonra fotoğrafı burada bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde bunu koyabiliyoruz buraya. Chat widget var. Chat widget da aynı şekilde Hangi Kozmos kanalının sohbet muhabbet chatini ben yayınıma vermek istiyorum. Burada yayın ekranında olsun istiyorum. Şu şekilde bakın, gördüğünüz gibi burada gözüktü. Ben biraz hastaydım. Onun konuşmalarını yapmıştık en son bugün. Onlar gözüküyor. Yine aynı şekilde burada her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Gölge ayarı, işte ne bileyim dış kontür ayarı, işte opaklığı hani biraz daha şeffaf yapabilirsiniz veya çok koyu da yapabilirsiniz vesaire. Buradan tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Hemen buradan yine kopyalıyorsunuz bu linki. Buradan ekle diyerek tarayıcı diyoruz. Tarayıcı DC sohbet. Tamam diyoruz. Bu linki buraya eklediğimizde gördüğünüz gibi Discord kanalımızın sohbet muhabbet yeri, chat'i burada gözüküyor. Mesela ben şimdi hemen bir şey yazıyorum. Bak, çok teşekkürler, çok sağ olun. Discord'dan yazdım. Öpüyorum hepinizi. Şu an biraz daha iyiyim. Şimdi diyecekler ki Onur, video çekiyorsun, yayına girmedin, hastayım deyip geçmişsin, video çekiyorsun diyeceksiniz. Biliyorum sevgili Discord ve Twitch chat'im, ama gerçekten hastayım ve kendimi hiç enerjik hissetmiyorum. Bu hafta hiç video atmadığım için bu videoyu şu an çekmek zorundayım. Gerçekten beni anlayışla karşılayın. Hepinizi çok seviyorum bu arada yani. Lütfen. Lütfen beni anlayışla karşılayacaksınız. Please, please. Diyerek ufak bir atıf yapıyoruz. Ufak bir atıftan sonra başka ne eklentisi yapabiliyoruz? Voice widget. Voice widget nedir abi? Asıl videonun başında bahsettiğim, asıl bizim işimize yarayacak veya hoşumuza gidecek olan eklentiye geldik. Voice widget. Voice widget eklentisi nedir? Biz konuşurken Discord üzerinde, Discord kanalımızda, mesela bende yayın online kanalı var. Yayındayken ben o kanalda oluyorum ve yayın bekleme alanı var. Yayına alacağım biri varsa yayın beklemede bekliyor. Yayın ses kanalına çekiyorum. Ve ne oluyor? Sonuç olarak burada sohbet ediyoruz yayınlarda vesaire. İnsanlar da yani yeni gelen, yayına yeni gelen kişiler de "Ulan kim bu lan, bunlar konuşuyor falan filan" diye düşünmesin diye böyle bir widget'ımız var. Bu widget'ta da aynı şekilde alıyoruz, kopyalıyoruz ve tekrar ekle diyerek tarayıcı diyoruz. Buna ne diyelim? DC Voice diyelim. DC Voice diye açıyoruz ve buraya ekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi
ben şu an ses kanalında olduğum için benim adım çıkıyor. Ve ben her konuştuğumda yeşil oluyor. Eğer ben yayın kanalına, yayın ses kanalına bir arkadaşımı, bir dostumu, bir misafirimi daha çekseydim, benim altımda o gözükecekti ve o konuştuğu zaman yeşil yanacaktı etrafında. Bu şekilde kim konuşuyor, bu kimin sesi, kimler yayında hepsini görmüş oluyor izleyicilerimiz ve izleyicilerimizin çok fazla soru sormasına gerek kalmıyor. Çünkü özellikle ben bu sıkıntıyı en çok müzik konusunda çekiyorum. Bir müzik dinliyorum, her gelen hangi müziği dinliyorsun, müziği kim söylüyor, bu müziğin adı ne gibi birçok sorular soruyor ve belli bir süre sonra bu yayıncı olarak yayıncıyı sıkıyor. Çünkü sürekli aynı soruya cevap veriyorsun. Ve o yüzden bu problemi ortadan kaldırmak için mükemmel bir eklenti olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hayatı kolaylaştıran bir eklenti. Bugün anlatacağımız eklentiler bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan her şeyi Discord'dan özelden bana sorabilirsiniz veya videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Yorumları okuyorum ve olabildiğince hızlı cevaplıyorum ve bir şekilde kafanızdaki soruyu veya yapamadığınız bir şeyi sonuçlandırana kadar onun için biraz çabalıyorum. Sizlerin de destekleriyle çok güzel bir yere geldik. Kanal izlenmelerimiz çok yükseldi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.